Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya nerede kaldı bunlar? Salih, bizim araba gelmiş mi? Ben kalabalıktan göremiyorum. Telefonu da açılmıyor. Yaman'ınki de yanımda yok. Ya şuradan gidip bir baksana. Olur abla. Gel şuraya oturalım Bahar. Sakin ol. Ay yok, ben biraz tepeye çıkıp şunlara bakayım. Ay Seymen, neredesin ya? Ne oldu? Bir haber var mı? Yok. Telefonu da açmıyor. Ya o müdürü bulsak, onu alacaklardı yoldan. Kimse var mı onun numarasını bilen? Vardır. E kardeşi burada. Öf ya Seymen, neredesin ya? Baksana kardeşim. Bir dakika. Müdürü de almamışlar. O da şimdi kardeşini aramış. Adam taksiyle geliyormuş. Ne? Herhalde telaştan unuttu. Hay Allah. Durun, kalkmayın. Zeyman nerede? Bana ne oldu? Neden kimse yok? Bahar Hanım, gelin lütfen. Yatağınıza yatmalısınız. Bahar Hanım, sakin yatmanız gerekiyor. Bahar Hanım. Uyandı mı? Sakin olun Bahar Hanım. Zeyman nerede? Kaza olmuştu değil mi? Sakin olun. Bayıldım mı ben? Kocaman oldu. Kocanız iyi, bir sakin olun. Bir şey yok. Çabuk buraya getirin. Hadi. Herkes nerede? Bahar Hanım, kocanız iyi. Bir ampul diazepam yapalım. Durun Bahar Hanım, yapmayın. Yavaş, sakin yavaş olun. Çabuk odaya alın. Hadi. Bir şey mi oldu? Seymen nerede? Onu görmek istiyorum. Çabuk beni yanına götürün. Öldü değil mi? Bana onu neden göstermiyorsunuz? Nereye anne? Bahar'a bakayım. Belki kendine gelmiştir. Ne derim ona ben şimdi? Nasıl söylerim? Yapma anne. Ben bakarım. Hadi gel. Hadi gel. Hala uyuyor mu? Az önce kendine geldi. Biraz gergindi. Doktor rahatlasın diye yatıştırıcı iğne yaptı. Size kendine gelince haber verin demedim mi? Hay Allah. Biliyor mu? Biz bir şey söylemedik ama anladı galiba. Doktorlar geldi abla. Ameliyata girdiler. Allah'ım sen yardım et. Nasıl?
Kendine gelmiş ama kötü olmuş. Tekrar iğne yapmışlar. Of, keşke burada olsaydım. Baygın mı? Uyuyor. Siz annenizin yanına gidin. Ben buradayım. Hadi git. Seyhan da berbat durumda. Hadi Zeynep. Can, ameliyat ne kadar sürer? Oğlanı tekrar toplayacaklar Gül. Ne bileyim ne kadar sürer? Kırıklar, dalak yırtılmış, iç kanama. Kaburgalar birbirine girmiş. Bağıra söylemeyelim. Baygın, bacağı kırık falan diyelim. Evet Kerim, Ercan, siz şu istikamete doğru arayın. Komutanım! Arkadaşlar, 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 burada beklemenin bir anlamı yok. Hastanenin güvenliği için lütfen yolu açın. Yeni bir bilgi geldiği zaman size bildirilecektir. Yolu açın, lütfen kapının önünde beklemeyin. Arkadaşlar, lütfen beni dinleyin. Açın yolu lütfen. Yolu açın. Bir açıklama yapacak mısınız? Bir dakika. Yürüyün ya. Bir şey diyecek misiniz hocam? Bunlar kim ki? Profesörler işte. Ameliyata girecekler. Yolu aç, yolu aç. Buyurun hocam. Çekilin. Bak Gül ablalar da geldi. Peşlerine takılıp giriverseydik içeri. Sokmuyorlar kızım işte. Zaten daracık yer. Siz eve gidin hadi. Dikilmeyin böyle gecenin bu saatinde. Sermet, hadi bunları eve götür de gel. Hadi. Ay yok, ben bir yere gitmem. Hadi. Gitmem. Götür götür. Bu nasıl oldu anne? Öyle sağlam bir arabanın durup dururken arızalandığına beni kimse inandıramaz. İnceleniyor. Frenler boşalmış deniyor. Yarın rapor verecekler. Yaman kendine geldi mi? Onunla bir konuşayım ha. Bir ara geldi ama çok ağrısı vardı. Uyutuyorlar. Onu yolun üzerinde bulmuşlar. Araba düşmeden dışarı atlamış. Onun için fazla darbe almamış. Ama Seymen arabayla 5 metre yükseklikten uçmuş. Sağ kalması bile bir mucize. İyileşecek. Benim oğlum ne yapar yapar iyileşir. Allah'ım, sen onu bana bağışla Allah'ım. Allah'ım, sen onu bana bağışla Allah'ım. Thank you.
siz buraya nasıl girdiniz? Lütfen Seymen'i görmem lazım lütfen. Bu yasak, gelin çıkalım. Bakın sadece bir saniye, bir saniye uzaktan. Sakin olacaksınız ama. Biraz solgun, korkmayın. Bu Seymen mi? Her şey normal, merak etmeyin. Sadece ağrıları için uyutuyoruz. Korkmayın, gelin burada kalamazsınız. Seymen! Seymen! İyileşeceksin hayatım. Sen benim hazinemsin. Seymen, hadi uyan da kavga edelim. Nefes alıyor. Alıyor tabii. Size iyi dedim. Çıkalım. Şimdi biri gelecek. Nefes alıyor. Ben onu öldü sandım. Nefes aldığına göre kırık önemli bir şey değil, değil mi? Neden öyle Beyaz? Ağzındaki neydi öyle? O takılmasa da nefes alabilir mi? Yani ayık olsa. Ben doktoruyla görüşmek istiyorum. Yavaş abi, birden kalkmayın. Seymen'i görmem lazım. Şu anda yoğun bakımda. Ben bekleyenlere haber vereyim. Nedir bu ya? Geçmiş olsun. Ben Doktor Suat. Size bir bakalım. Evet, röntgenlerinize bakılırsa ciddi bir durum yok. Ağrınız var mı? Evet. Boynum mu kırıldı? Nedir bu? Hayır hayır, sadece bir incinme. Köprücük kemiğinizde bir çatlak var. Birkaç da ufak tefek yaranız var. Şanslısınız. Biraz ağrınız olabilir. Size bir ağrı kesici verelim. Seymen nasıl? Lütfen doğruyu söyleyin. Çünkü gece boyu ne zaman sorsam ameliyattaydı dediler. Kötünün iyisi. Bir sürü kırık ve iç organ zedelenmesi var. Çok kan kaybı olmuş. Ameliyatlar iyi geçti de durumu kontrol altında tutabilmek için reanimasyon cihazına bağlı tutuyoruz. Kendine gelince de çok ağrısı olacak. Zor bir gece geçirdi. Benimki birazsa. Çok ağrıyı düşünemiyorum. Oh ya. Hiç olmazsa biriniz ayakta görmek ne güzel. Geçmiş olsun Yaman. Nasılsın? Vallahi benim bir şeyim yok gibi. Doktor öyle söylüyor. Hastamızı fazla oyalamayın. Gel seni Bahar'a götüreyim. Biraz birbirinize moral olursunuz. Bahar nasıl? Bebeğini kaybetti. Tamam abi. Merak etme. Geleyim doktorla konuş istersen. Tamam. Yok. Ben geleceğim yarın zaten. Hadi ararım ben yine. Tamam. Herhalde doktorlarla konuşmaya gitti. Hah, geliyor. Neredesin Bahar ya? Yaman. Dur dur gelme. Ay, nereye kayboldu? Bu ne hal ya? Ay. Bir şey yok Bahar'cığım. Hadi İyi. Yürü. Yavaş. Ya iyiyim. Bir şey değil bunlar. Sen iyi misin? Geçmiş olsun. Gidip Seymen'i gördüm. Ne? Ne? Nasıl? Nefes alıyor ama yaşıyor mu bilmem. Doktoru da bulamadım. Yüzü ölü gibiydi. Yavrum saçmalama. Sadece uyuyordur. Kim soktu seni oraya? Bu hastaneyi dava edeceğim. Ya tamam iyiyim. Biraz moralim bozuldu o kadar. Otur. Çok ciddi ameliyatlar geçirdi Bahar'cığım. Biz doktorla konuştuk. Baksana da anlatalım.
Sakin ol yalnız, tamam mı? Hı? Biliyorum. Dala zedelenmiş, onu dikmişler. Bacağındaki kırık kemikleri çivilemişler. Kaburgaları kırılmış. Hemşiresi anlattı. Evet işte. Hepsi gayet iyi yapıldı. Hoca geri döndü bile. Bir sorun olsaydı döner miydi? Birazdan kendine gelir, odaya alırlar. Sonrası bakım, inan hiçbir şey kalmaz. Canı acıyor herhalde ki uyanamıyor. Nasılsın? Sağ ol. Biraz uyuyabildin mi? İşte biraz. Biraz konuşalım mı Yaman abi? Kötü bir şey mi var? Benden gizlemeyin ya. Allah Allah. Ne kadar kötümsersin kızım ya. Yok Bahar. Kaza hakkında konuşacaktım. Bahar iyi Seyhancığım. Burada konuşun. Nasıl oldu abi? Evden çıktık. Seymen hemen arkadan kestirmeden ana yola çıkalım dedi. Çıktık. Bastırdık gidiyoruz. Önce bir şey anlamadık. Bir 5 dakika ip gibi yolda 100-120 ile gittik herhalde. Sonra bir viraj geldi. Bu yavaşlamadı. Ne oluyor, deli mi, nedir bu, ne yapıyor diye baktım. Virajı o hızla aldık. Baktım bir tuhaflık var. Yol düzeldi bu arada ama biraz meyilli. Seymen etrafa bakıyor. Hızımız da gittikçe artıyor. Frenler tutmuyor. Yan yollardan birine gireceğim. Kemerini çıkar, yavaşlayınca atlıyoruz dedi. Sapıyorum, sıkı dur. Ya. Yokuşun ortasında atlıyoruz. Aç kemerini, araba çarpmadan atlaman lazım. Hadi! Atamak mı? Nasıl atlayacağım? Açılmıyor mu? Bırak, sen yola bak. Bırak, atla! Yol bitiyor, atla dedim! Bir çakı falan yok mu? Keselim! Çık içinden! Bırak dedim, bana atla! Lan atla dedim, lan atla! Allah kahretsin! Lan atla! Bilmiyorum, bayılmışım. Ama kısa bir an arabanın yokuşun tepesinde kaybolduğunu gördüm. Of. Ona bir can borcum var artık. Araba yeniydi değil mi? 2 senelik. Bir sabotajdan mı şüpheleniyorsunuz? Bu kadar korumanın, güvenlik tedbirinin ortasında daha neler? İstanbul'dan geldiğimizden beri araba bizim altımızdaydı. Bütün gün vızır vızır dolaştık. Hayır, sizi Memo götürdü. Araba bizdeydi. Seymen... Arabayı Zeynep'e hediye diye bıraktı ya. Şoförler yoktu. Arabayı Haydar kullandı. Hatta törene geç kaldık diye Haydar'a kızdık. Yavaş gidiyor diye. Sonra dönüşte... Dönüşte ne oldu? Yine yavaş mı gitti Haydar? Zeynep kullandı. Araba benim, ben kullanacağım diye. Dur bakayım. Evet, yavaş gittik. Zeynep vitesleri bile geçiremiyordu. Dönünce, yani inince Haydar bayıldı. Korkudan. Sonra abim temel atma için Yaman abiyle arabaya biniyor ve gazlıyor. O gün arabaya ilk kez o zaman biniyor. Seyhan! Dur Can, beni bekleyin. Sen çıkamazsın. Çıkarım. Kimin alıp veremediği var bunlarla bu kadar ya? Önce babaları, sonra Dilara'nın kocası. Şimdi de bu kaza. Bir aileden söz ediliyor, buranın eşrafından. Ama düşmanlık bu kadar ciddi mi ya? Bu kadar ileri gidebilirler mi? Haydar'ı satın almış olabilirler mi? Sanmam canım, yok artık. Herhalde bir şekilde ortaya çıkardı. Bırak Allah aşkına. Ne ortaya çıkıyor ki bu ülkede?